Merhaba arkadaşlar, kitap serimize yeniden başladık ve bu kitap serimizin konuğu Gökhan Horzum Sabaha Karşı Sayonara kitabı. Şimdi sizlere küçük bir kesit okuyacağım. Gecenin soğuk havası yüzüne çarpınca gözlerini açtı. Mor ötesi mavi minibüs çalışır halde karşısında duruyordu. Minibüsün içinde biri oturuyordu. Sefere soracak oldu. Sefer durmadan konuşuyordu. Vazgeçti. Geceydi. Aradan 198 sayfa geçti. Hala geceydi. Yaşadıklarının bir kısmı gerçek, bir kısmı rüyaydı. Ayıracak gücü kalmamıştı. Akışa bıraktı kendini. Adımları onu minibüse götürdü. Bindi. Kör adamı gördü. Eski bir dostu görmüş gibi sevindi. Yanına oturdu. Sefer çoktan şoför mahalline geçmişti. Otomatik kapıyı kapattı, gaza bastı. Minibüs hareket etti. Boğaza iniyorum abiler. Nasıl olsa bu saatte polis molis olmaz. Uyar mı? Uyar Sefer, uyar. Nasıl olsa bir yerde uyanacağım. Bir yerde kendime geleceğim nasıl olsa. Evde uyanmazsam eve giderim önce. Kahvaltı yaparım. Duş filan alırım. Sonra yeniden işe. Sonra yeniden eve. Sonra yeniden işe. Sonra yeniden eve. Arada bir tatile giderim. Bir kız düşürürüm. Sevişirim. Belki aşık olurum, evlenirim. Sonra yeniden işe, sonra yeniden eve. Bir çocuğum olur belki. Sonra yeniden işe, sonra yeniden eve. Yükselirim işimde, oy veririm, sağlık sigortası yaptırırım. Sonra yeniden işe, sonra yeniden eve. Kalbimde garip bir sızı hissederim. Sigarayı bırakırım, diyete başlarım. Sonra yeniden işe, sonra yeniden eve. 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 Sefer teybin düğmesine bastı. Hakan taşıyan mor hicranlara girdi en başından. İrkilerek sordu kör adam. Müslüm Gürses bu. Hayır dedi Hakan taşıyan. Biraz sonra frenleri patlayacak minibüs son sürat boğaza doğru inişe geçti. Yeni gün, yepyeni bir gün. Yeni gün, içiyorum her gün. Şubat 2011 Beyoğlu'nda bitmiş bu kitap. Kitabın sonu gibi bir şeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.